dünyanın zevk, keyif ve eğlencelerine dalmak yolunu bırakarak, her türlü zevk ve lezzetinden vazgeçip, bütün zamanını ibadet ile ve Müslümanların rahatları ve İslam dinini bilmeyenlerin doğru yola kavuşmaları için lazım olan ilmi ve teknik usulleri ve vasıtaları en ileri ve en üstün şekilde yapmak ve kullanmakla geçirmek ve durmadan çalışmaktır ve dünya zevkini böyle çalışmakta aramak ve bulmaktır. Eshâb-ı kirâmın hepsi ve büyüklerimizin çoğu böyleydi. Dünyayı bu söylediğimiz şekilde terk etmek pek âlâ ve pek faydalıdır. Tekrar edelim ki bundan maksat İslamiyetin emrettiği şeyleri yapmak için bütün rahatı ve zevkleri feda etmektir. İkincisi, dünyada haram ve şüpheli şeylerden kaçıp mübahları kullanmaktır. Bu kısımda hele bu zamanda çok kıymetlidir. O halde İslamiyetin haram ettiği şeylerden kaçınmak her Müslüman için lazımdır. Bunların haram olmasına ehemmiyet vermeyen ve kaçınmaya lüzum görmeyen, yani Allahü Teala'nın yasak etmesine aldırış etmeyen veya bunları beğenen, ne güzel diyen kâfir, Allah'a düşman olur. Bunlar cehennemde sonsuz kalacaktır. Allahü Teala'nın haram etmesine ehemmiyet verip kabul edip de nefsine mağlûp olarak, aldanarak bunları yapan ve sonra akıllarını toparlayıp pişman olanlar kâfir olmaz ve imanlarını kaybetmezler. Böyle kimselere asi ve fasık, kötü kimse denir ve günahkar denir. Bunlar günahları sebebiyle belki cehenneme girip cezalarını çekerse de cehennemde sonsuz kalmayacaklar, çıkıp cennete kavuşacaklardır. Allahü Teala'nın mübah ettiği, yani müsaade ettiği şeyler pek çoktur. Bunlarda bulunan lezzet haramda bulunanlardan fazladır. Mübah kullananları Allahü Teala sever. Haram kullananları sevmez. Aklı olan, doğru düşünebilen bir kimse, geçici bir zevk için sahibinin, yaratanının sevgisini teper mi? Zaten haram olan şeylerin sayısı pek azdır. Bunlarda bulunan lezzet, mübahlarda da vardır. Dünya, edna kelimesinin müennesidir. Yani, ismi tafdildir. Mastarı, dünüv veya denaettir. Birinci mastardan gelince, çok yakın demektir. Biz, en yakın olan göğü, çıralarla süsledik. Ayet-i kerimesindeki dünya kelimesi böyledir. Bazı yerde de ikinci mana ile kullanılmıştır. Mesela deni, alçak şeyler mel'undur. Hadis-i şerifinde böyledir. Yani dünya mel'undur demektir. Alçak şeyler Cenab-ı Hakk'ın nehy-i iktizai ve nehy-i gayri iktizaisidir. Yani haram ile mekruhlardır. Şu halde, Kur'an-ı Kerim'de zemmedilen, kötü denilen dünya, haramlar ve mekruhlardır. Mal kötülenmemiştir. Çünkü Cenab-ı Hak, mala hayr adını vermektedir. Bu sözümüzü ispat eden vesika, bütün mahlukların ve insanlığın üstünlükte ikincisi olan, İbrahim Halilü'r-Rahman'ın malıdır. Yalnız yarım milyonu sığır olmak üzere, davarları, ova ve vadileri dolduruyordu. Görülüyor ki, İslamiyet, dünya malını kötülememektedir. İbrahim peygamberin bu kadar zengin olması, sözümüzü ispat etmektedir. 12. Haram işlememek ve bütün ahkâm-ı İslamiyeyi yerine getirmek, çok kolaydır. Kalbi bozuk olana güç gelir. Evet, birçok işler vardır ki, sağlam insanlara kolaydır, hastalara ise güçtür. Kalbin bozuk olması, İslamiyete tamam inanmaması demektir. Bu gibi insanlar, inandım dese de, hakiki tasdik değildir. Laf ile tasdiktir. Kalpte hakiki tasdikin, doğru imanın bulunmasına bir alamet, din-i İslam yolunda yürümekte kolaylık duymaktır. 13. Allahü Teala'nın feyizleri, nimetleri, ihsanları yani iyilikleri her an insanların iyisine, kötüsüne, herkese gelmektedir. Herkese mal, evlat, rızk, hidayet, irşad ve selamet ve daha her iyiliği fark gözetmeksizin göndermektedir. Fark, bunları kabulde, alabilmekte ve bazılarını da almamak suretiyle insanlardadır. Nahl suresinin 33. ayetinde mealen Allahü Teala kullarına zulmetmez, haksızlık etmez. Onlar kendilerini azaba, acılara sürükleyen bozuk düşünceleri, çirkin işleriyle kendilerine zulm ve işkence ediyorlar buyurulmuştur.